Evet dostlar herkese merhabalar. 25 Haziran 2024. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Hissesi ile beraberiz. Bu hisseyi geçen hafta kanalımızda incelemiştik. Bugün arkadaşlardan gelen istek üzerine tekrardan son durumu ile ilgili güncel bir video çekmek istedim. Bugün 31.34 kapanışını yapmış. %1.94'lük günlük bazda düşüş görüntüsü var kariye hissesinde. En son grafiğimizde günlük grafimiz açık bu arada. En son grafimizde düşen bir tren çizgisi çizmişiz ve hisse e, gördüğüm kadarıyla 21-22 Haziran 2023 ile 29 Ocak 2024 arasındaki bu bölgede e, bakın şöyle göstereyim. Bu bölgedeki alana gelmiş dostlar görüntü itibariyle. İndikatörümüz MACD indikatörü açık. MACD indikatörünün e, şöyle yaklaştıralım günlük grafikte. Mavi çizginin turuncu çizgiyle kesişimi var. Bakın burada negatif bölgede. Mavi çizginin turuncu çizgiyi bu şekilde kesmesi bir e, sat sinyali şeklinde geliyor MACD indikatörüne göre. Destekler aşağıda 20 desteğimiz bulunuyor. E, bir altında 4.12 desteğimiz bulunuyor. Dirençlerimiz ise Fibo direnç seviyeleri 31.34 kapanışına göre yukarı yönlü 32.50, 42.31 ve 49.20. Daha da yukarılarda farklı Fibo dirençleri var ama en yakın dirençleri ben bu şekilde sizlere söylemek istiyorum. Zirve noktası 78.40 sonrasında değdiği ikinci teğet noktası ve üçüncü teğet noktası şeklinde bir düşüş görüntüsü oluşmuş hissede. E şöyle zirveden alan yatırımcı için e geri çekilişine kadar yaklaşık olarak %60'lık bir geri çekiliş olmuş hisse bazlı baktığımızda. Makt indikatörünü kapatalım. RSI seviyesine bakalım. RSI nerelerde? Arkadaşlar RSI'de 32'li seviyelerde. RSI'in şöyle sizlere e şu seviyeden sonra RSI'nin bakın buralarda dip olduğu bölgeler olmuş. Kalemle çizelim. Bu bölgeler bu bölgeler ve son bu bölge. Bunların teyit noktasına baktığımızda dostlar bakın bu bölge yine bu bölge yine aynı şekilde bu bölge. Dönemsel bazlı baktığımızda mesela dönemsel bazlı e, bulunduğu fiyatın en alt bölgesi. Yine dönemsel bazlı baktığımızda bulunduğu e, fiyatlanma bölgesinin en alt bölgesi. RSI'nin e, 30'a yakın olduğu seviyeler. Burada da yine RSI şu an 32'li seviyelerde, kariye hissesinde. Bir de Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı ne söylüyor? Bollinger bandımız nerede? Burada. Arkadaşlar Bollinger bandı bulut şeklinde hareket ediyor. Şunu bir sileyim. Şimdi genel itibariyle yükseliş olduğunda mavi çizgi ve kırmızı çizgisi arasında bu bulutun bu bölgesinde mum çubukları oluşuyor. Düşüş sinyali aldığı zaman, düşüş görünüsü oluştuğu zaman bu sefer mum çubukları mavi çizgi ile yeşil çizgi arasında bir hareket sergiliyor. Görüntü itibariyle baktığımızda şöyle yaklaştıralım. Evet dostlar bakın yaklaştırdığımızda hissemiz şu an mavi ile yeşil bölge arasında yani alt bölgede görüntüsü var bilginiz olsun. Bir de basit hareketli ortalamalarımıza bakalım günlükte. Günlükte basit hareketli ortalamalar, hareketli basit ortalamalar diye geçiyor. EMA'da diye bakabilirsiniz. Üstsel hareketli ortalama. Öncelikle 9 günlüğü şöyle görünür yapalım. 9 günlüğe baktığımda 33.50 seviyesinde. Bugünkü kapanış 31.34 seviyesi ve kapanışa göre hisse fiyatının kısa vadeli basit hareketli ortalama hisse fiyatının üstünde bir seyri var. Yine 20 günlük 35.17 rakamında bu da hisse fiyatında bir görüntü sunuyor bize. 50 günlük basit hareketli ortalamamıza bakalım. 50 günlük basit hareketli ortalamamız 37.94 seviyesinde. 100 günlüğümüze bakalım. Evet arkadaşlar yüz günlüğümüz 44 seviyesinde. Gördüğünüz gibi her 4 basit hareketli ortalamamız da hisse fiyatının üstünde bir e, görüntü sunuyor bizlere. Normalde e, basit hareketli ortalamaların yükseliş dönemlerinde hisse fiyatının altında bir e, performans sergilediğini görebiliriz. Geçmiş grafiklere dayanarak. Şimdi 4 saatlik grafiğe geçelim. Tekrardan buradan makti indikatörünü açalım. Makti indikatörü ne söylüyor? Makti indikatörü burada bir sat sinyal almış tam bu bölgede. E, bu bölge neresi arkadaşlar bakın burada e, direnç dönüşü sonrası 36 rakamlardan sonrası gelen düşüşle beraber indikatörde bir sat sinyali almış yine desteklerimiz 31.32 4 saatliğe göre e, 26.63 yükseliş yönlü dirençlerimiz 35 ve 37.91 rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Grafiği saatliğe aldığımda saatlikte e, bir sat sinyalinin azaldığını bittiğini görebiliriz ama Hacim bar boyları bakın arkadaşlar yatay hareket etmiş yani e, düştükten sonra sıfır çizgisine yakın bir hareket sergilemiş yukarı veya aşağı net bir sinyal almamış saatlik grafikte yine burada desteklerimiz 31.32 29.44 ve 28.46 rakamları dirençlerimiz 32.80 33.96 ve 34.77 olarak karşımıza çıkıyor. Kari hissesini bugün yorumlarda bir arkadaş, abone arkadaş istemiş. Sizler de bu şekilde merak ettiğiniz hisse senetlerini yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Elimden geldiğince incelemeye çalışırım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Ee, en azından bu videoların devamlı gelmesi için kanalımıza abone olun ki biz de paylaşımlarımıza devam edelim. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.